geliyor. Süpermiş. Nasıl kükredin? Allah'ım. Emre hoş geldin. Şaka. Merhaba. Şöyle solumu hemen alıyorum. Hemen böyle karşıya bakıyoruz. Hanımlar hemen burada. Merhabalar. İçeride biliyorum konuşuyorsunuz. Ama evet. Anlatmışlardır sana içeriği. Sona kaldı ama ben tekrarlayayım. Dövmeniz var mı? Var. Anlamlı bir dövmem var. Peki yaş sizin için önemli mi? Yani benden yaş birkaç yaş büyük olması birkaç ya da... Birkaç yaş. Çok da önemli değil yani. Aman Emre, seni seviyorum. Tamam, ben bunu biliyorum. Level atlıyorum, sana aşık oluyorum. Ve seni her şeyden kıskanıyorum, asla bu yoldan da dönmem. Sen bana bir şans verdin, Ayça yapmaz, düzelir dedin. Eğer veriyor dedin, ilgileniyor dedin. Ben de senin başını kimseye karşı öne eğdirmem. Ben seni çok seviyorum ben. Ayşe'cim gel. Geliyorum Seda Hanım. Yahu, nesini seviyorsunuz bu kadar Ayşe ile Emre'nin? Seda abla ya. Emre televizyonda mı daha yakışıklı, burada mı daha yakışıklı? Vallahi burada daha yakışıklı kesinlikle. Peki onları yakından görmek nasıl bir şeymiş? Çok güzel zaten, hani ikisi de ekranda gözüktüğü gibi. Peki siz nasıl buldunuz Ayça ile Emre'yi böyle canlı canlı görünce? Ya gerçekten. Yani... Biz Cansel'i destekliyoruz, Cansel'i seviyoruz ama gerçekten ekrandan göründüğünden daha çok kıpır kıpırsız yani. Kıpır kıpır, bak herkes sana kıpır kıpır diyor Ayça. Öyle, öyle ama bak kıpır öyle. Kıpırdır, dobradır, içtendir, çok çok iyi yanları vardır. Yani atarlıdır matarlıdır ama bizimdir ya. Peki. Atarlı gelin. Şu anda aklınıza gelen bir soru var mı onları görünce? Söyle Duygu. Ekranda gözüktüklerinden çok daha güzeller ikisi de. Ben şunu Emre'ye sormak istiyorum açıkçası. Yok, Ayı'yla ilgili bir soru değil. Şimdi Emre'yi görüyoruz, izliyoruz. Erkekler evinde böyle kıpır kıpır çok iyi anlaşıyor ve çok sevilen bir karakter. Ama bayanlara karşı hep önüne bir set koyuyor. Aslında bayanlara karşı da bence içinde... Aynı var diyorsun. Kıpırtı var. Yani onlarla da böyle şakalaşmak istiyor, samimi olmak istiyor gibi geliyor. Ama kendi önüne hep bir set koyduğunu boş düşünüyorum. Boş bir şey değil mi sence? Yani arkadaşça da olabilir bu. Arkadaşça olarak bile hep bir mesafe var. Yani biraz daha yumuşak şimdi, olmasını dilerdim. Zaten çok mu sert davranıyorum yoksa bayanlara karşı? Bilmiyorum ama. Bakışların yetiyor. Yok canım. Bakın şöyle, şunu şöyle açıklayayım o zaman. Ben öyle bir yetiştirildim ki benim 3 tane abim var. Babam da 4 tane erkeğin elinde büyüdüm diye gibi düşünün. Ve bizde şöyle bir durum vardır. Mesela birisi biriyle birlikteyse ve o insan bizi görüyorsa ben gidip onun görüştüğü kişiyle böyle şakalaşmam ya da espri yapmam. Çünkü... Onun görüştüğü kişinin bu durumu yanlış anlayıp sorun yaşamalarını istemem. O yüzden gelinler evine gittiğim zaman genelde hep bir köşeye çekilip sakince muhabbet etmeyi tercih ediyorum. Çünkü yani. İnsanların arasında yani bu burası çünkü kısmetse olur programı ve burada herkes birbirini tanıyabilme gibi bir durumu var. Yanlış anlaşılmalara çok müsait. Dışarıda da öyle. Yani bu benim aldığım adaptan, örften dolayı böyle geliyor. Yoksa kendi arkadaşlarım içerisinde tabii ki de çok neşeliyim yani. Hatırlayacaksın ilk ilanı aşk eden de Ayça'ydı yani. Onu çok destekledik, helal olsun dedik. Bir kadın olarak bunu yapabildiği için de ben Ayça'yı çok seviyorum aslında. Büyük bir cesaret işiydi bu. Örnekti evet. Bence. Çünkü biz hep seçilmeyi bekleriz ya böyle pazardaki meyve gibi. Bitti seviyorum dedi, elde de etti sonunda. Ondaki görüşüm de bence bir an önce ilanı aşk edebilmesi için o sırada Cansel de Emre ile ilgilenmeye başladı. Bir an önce ben ilanı aşk edeyim de kaçırmayayım, ikilemde bırakmayayım gibi geldi. Acaba öyle mi? Ayça ile Emre'ye çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık çocuklar. Biz sizi geri yolluyorum. Diğer adaylarla ilgili sorularımıza geçiyoruz. Ayağınıza sağlık. Siz öyle ya da böyle mutlu olun. Gelin bu sefer ben de.